Berkant 31 Mart nanosensör ve nanoteknoloji dersinde ikinci sunumlardan olan basınç sensörlerini sunuyor. Evet, Berkant başlayabilirsin. Öncelikle tekrar herkese merhaba. Diğer bir konum olan basınç sensörlerini sizlere bugün anlatacağım. İçindekiler olarak tanımı ve çeşitleri, piezoelektrik özellikli basınç ölçme sensörleri, piezoelektrik etkili sensörler nerelerde kullanılır ve devre bağlantısı uygulama devresi şeklinde bahsedeceğim. Tanımı ve çeşitleri, üzerlerine düşen basınçla orantılı olarak fiziki yapılarında meydana gelen değişimden dolayı basınç seviyesinin ya da basınç değişimi seviyesinin elektriksel işareti dönüştüren devre elemanlarının basınç sensörü denilmekte. Basınç sensörleri çalışma prensiplerine göre 5 grupta incelenebilir. Bunlar kapasitif basınç ölçme sensörleri, rezistif basınç algılama sensörleri, şekil değişikliği sensörleri, yük hücresi basınç sensörleri ve piezoelektrik özellikli basınç ölçme sensörleri bulunmakta. Bunların hepsi uzun uzun ayrı konular olduğu için kendi ilgi alanımda olan piezoelektrik malzemeden sizlere devam edeceğim anlatmaya. Piezoelektrik özellikli basınç ölçme sensörleri, piezoelektrik etki, kristal yapıya sahip materyallerin üzerine mekanik bir güç veya basınç uygulandığında materyal uçlarından elektrik akımı elde edilmesine denilmekte. Piezoelektrik, Yunanca piezo kelimesinden türetilmiş olup basınç uygulamak, sıkıştırmak anlamına gelmektedir. Piezoelektrik etki 1800 yılında Jacques Cuvier ve Pierre Curie kardeşler tarafından bulunmuştur. Turmalin, topaz, kuvars, rosel gibi kristallere mekanik basınç uygulanması sonucunda yapılan baskı ile orantılı kristal uçlarında elektriklenme görülmüştür. Uygulanan basınç voltaj oluşturur ve bu voltaj maddede %4'lük oranında bir hacim değişikliğine yol açmaktadır. Burada piezoelektrik algılamanın iki türünden bahsedilmekte. Biri direkt yol, diğeri de dolaylı yolda. Piezoelektrik etkisi ve piezoelektrik sensör. Ters piezoelektrik etkisi ve akustik sensörün oluşumundan bahsedeceğim. Piezoelektrik etkisi, kuartz kristallerine dışarıdan mekanik olarak bir baskı, basınç veya güç uygulanması sonucu kuartz kristali uçlarında elektrik üretilmesi olayıdır. Ters piezoelektrik etkisi ise kuartz kristallerine DC bir elektrik akımı uygulanması ile kristalin uzayıp kısalarak şekil değiştirmesi sonucu kristal uçlarında bir titreşim oluşması olayıdır. Aşağıdaki görselden de bunun ayrıntılı açıklaması var. Kuvars kristalini biz dışarıdan bir basınç olayı uyguladığımızda elektrik üretimini göstermiş sol tarafta. Sağ tarafta ise kuvarsa bir DC akımı, elektrik akımı uyguladığımızda da oluşan titreşimden bahsetmiş. Akustik basıncı elektriğe çevirme özelliğinden faydalanılarak piezoelektrik mikrofon sensörler üretilmektedir. Elektrik sinyallerini akustik basınca çevirme özelliğinden faydalanarak piezoelektrik hoparlör sensörler üretilmektedir. Piezoelektrik etkili sensörlerde polarize kristal malzemelerin piezoelektrik özelliğinden faydalanılmakta. Aşağıdaki görselde de sol tarafta gerilim uygulanmadığı durumlarda piezo kristallerin rastgele hizalandığı görülmekte. Göstermiş. Orta kısımda ise DC gerilim uygulandığında piezo kristalleri gerilime göre hizalandıklarını görüyoruz ve sağ tarafta ise bu gerilimin kesilip elektrik alanı kaldırılsa dahi piezo kristalleri ilk haline göre nispeten yine hizalı halde durduğunu görmekteyiz. En verimli, en bilinen ve en kolay bulunan piezoelektrik materyal kuvars kristalidir. Kuvars kristali üzerinde herhangi bir etki baskı yok iken yapısı ve formu sabittir. Kuvars kristaline gerilme uygulanırsa uçlarında artı ve eksi polariteye sahip bir elektrik sinyali oluşmakta. Kristale sıkıştırma uygulanırsa bu kez polaritesi eksi ve artı olarak yön değiştiren başka bir elektriksel sinyal oluşturmakta. Yine aşağıdaki görselden gördüğümüz baskı yokken piezo kristalinin şekli gerilme yani çekme uyguladığımızda oluşan artı eksi ve sıkıştırma uyguladığımızda da tam tersi şekilde eksi ve artı bir kutuplaşmanın olduğunu görüyoruz. Piezoelektrik etkili sensörler nerelerde kullanılır? Manyetörü denilen çakmaklarda ev tipi ocakların elektrikli ateşlemesinde kullanılır. Yine görselde gördüğümüz gibi çakmağın bastığımız zaman piezo kristalinden oluşan bir akım
gazın ateşlenmesine neden olmakta. Aynı şekilde ocakta da benzer mantık çalışmakta. Dijital saatlerde ve motorlu analog saatlerde kullanıldığını görüyoruz. Yine aynı şekilde gördüğümüz gibi pilin kuvars kristalini kuvars kristalinde bir elektrik akımı oluşturarak bobini çalıştırması ve saatin çalışması veya tam diğer özellikli mikrofon ve hoparlöründe benzer şekilde çalıştığını görüyoruz. Ses dalgalarıyla bu malzemenin üzerinde oluşan gerilimlerden dolayı oluşan bir sistem aslında. Piezoelektrik sensörler yüksek hassasiyete sahip oldukları için hassas terazilerde, ivme ölçerlerde, hareket algıcılarda, kuvvet ve basınç ölçen sistemlerde kullanılmakta. Piezoelektrik kuvvet sensörlerinde kullanılır. Örnek olarak günümüzde kullanılan otomobillerin birçoğunda bulunan hava yastıklarının sensör kısmında piezoelektrik kuvvet sensörleri kullanılmakta. Piezoelektrik materyaller çarpma etkisiyle elektrik sinyalleri göndererek airbag'lerin çalışmasını tetiklemektedirler. Yine soldaki şekilde de bu durumun açıklamasını görmekteyiz görselinde. Piezoelektrik elektrik ile elektrik üretme sistemlerinde kullanılır. Güneş enerjisi rüzgar gülleri ile elektrik üretilmesinin ardından geleceğin elektrik üretme sistemi olarak bahsedilen sistemlerde kullanılmaktadır. Aşağıdaki yapıda göreceğimiz şey bir elektrik jeneratörüdür. Aynı anda daralma ve büzülme ile de elektrik üretilmekteyken öteki tarafında bize bir gerilme oluşması sonucunda da yine üretmektedir. Tamamen bükülmeye dayalı, esneyebilen bir piezoelektrik sensör grubundan oluşan sistem. Piezoelektrik sensörün devre bağlantısını temel olarak bir örnek olarak koydum. Aşağıdaki şekillerde piezoelektrik sensörün gerilim bölücü devre ile esnenilen herhangi bir kontrol devresinin girişine bağlanabilen şeması ve örnek olarak 4 adet piezoelektrik sensörün mikro denetleyici Arduino kartına bağlantısı görüntülenmekte. Piezoelektrik sensörlerin çıkış gerilimleri küçük olduğu için çıkışları bir yükseltiş devresine bağlanmakta. Sensörün soldaki şekliyle sağdakinin bağlantısı görülmekte. Piezoelektriğin üzerine gelen bir akımlı Arduino kartın okunması, denetlemesi şeklinde çalışmakta. Burada yine bir sensör uygulama devresi. Buradaki ise hassas yangın alarm devresidir. Devrenin hassasiyeti kullanılan piezo elementten kaynaklanmakta. Kurşun zirkona titanat kristallerinden PZT denilen kristalden oluşan piezo element sensör ısıyı görünce form şekil değiştirir ve uçlarında elektriksel sinyal üretir. Bu sinyal işlemsel yükselteç ile kuvvetlendirilerek ikaz sesi ve role kontrolü üretmekte. Şekle biraz bakınca yani piezo elementinin burada ısı ile birlikte sol tarafta piezo elementimiz var. Isı ile birlikte şekil değiştirerek devreyi tamamladığını görebiliriz. Ve burada da ikaz sesi ve role kontrolü ürettiğini görmekteyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlatacaklarım bu kadardı. Evet, teşekkürler. Arkadaşlar sorusu olan var mı? Şimdi bir ara vereceğiz.